Günaydın, hoş geldiniz. Benim adım Volkan Çarlar, Voltron Türkiye'nin pazarlama müdürüyüm. Bugünkü seminerimize Tuğçe Hanım'a davet ettik. Hoş geldiniz Tuğçe Hanım. Hoş bulduk, teşekkürler. Tuğçe Hanım Schneider Electric'te çalışıyor ve kendisi Schneider Electric'in yeni bir hizmetini sunacak bize. Eco Expert diye yeni bir birim var ve bu konu hakkında bizi biraz bilgilendirecek. Eco Expert anladığımız kadarıyla enerji verimliliği üzerinde çalışmalar oluyor ve buradaki Schneider Electric'in içindeki olan bütün işleri bir araya getiren bir hizmet anladığım kadarıyla. Evet. Burada bir program var. Bu programı detaylı bize kendisi anlatacak. Seminerimize tam geçmeden önce size bir iki sorularımız var yine her zamanki gibi. İlk başta size sormak istediğimiz seminerde neler bekliyorsunuz? Burada tıkla kısa bir yanıtlayabilirsiniz. Bize Ahmet. Evet, yenilikler ağırlıklı. Zaten Ekexpert yine bir girişim olduğu için evet, çok normal, merak var büyük ihtimalle. Çok normal bir oran şu an, evet. %80'lerde yeniliklerle ilgili bilgi isteniyor gibi gözüküyor. Zaten yeni bir iş modeli olduğu için bu konuda o talebi karşılayacağımıza inanıyorum ben de. Teşekkür ederiz bu ilk sorularımız için. İkinci sorumuz, bir merak ediyoruz tabii ki. Bu konu hakkında ne kadar bilginiz var? Ekexpert konusu hakkında ne kadar bilginiz var? Evet, tahmin ettiğimiz gibi. Evet. Az yere hiç bilgi yok. Çünkü çok yeni bir girişim. Kesinlikle. Çok doğal. Bizim için de tamamen yeni bir iş modeli. Burada Voltimum'da sizlere tanıtıyor olmayı hedefledik. Umuyorum seminerin sonunda biraz daha fazla bilgimiz olacak konuyla ilgili. Ve son sorumuz, yani çok genel bir soru bu. Schneider Electric markanın ürünlerini hiç kullandınız mı? O kullanmayan yok galiba. Ya tabii orta gerilimden zayıf akıma çok ciddi bir ürün gamı olduğu için evimize anahtar prizle bile olsa girmiş olan bir marka. Dolayısıyla tabii çok ağırlıklı bir kullanım oranı var şu an, %100'e yakın neredeyse gördüğümüz. Tamamdır. Teşekkürler. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Seminer esnasında sorularınız olursa eğer lütfen chat alanına yazınız soruları. Seminer sonunda Tuğçe Hanım soruları cevaplayacaktır. Ayrıca Tuğçe Hanım böyle bir tişört getirdi. Ekexpert'e dair böyle bir set var galiba. Evet, evet. Yani, bu sadece bir örneği. Evet. Sizlerle Tuğçe Hanım'ın iletişim bilgilerini sonunda paylaşacağız seminer sonunda. Böyle bir hediye isterseniz kendisi kısa bir mail atarsınız. Sizinle paylaşmak çok ister. Yani çok memnun oluruz. Çok çam sakız, çoban armağan, ufak bir şey. Bizim Eco Expert tişörtlerimiz. Sizlerle de paylaşmak istedik bunu. Katılımcılarımıza yani benimle iletişime geçerseniz gönderiyor olacağız. İlerleyen birkaç gün içerisinde. Sunumuzu küçük bir videoyla başlıyoruz ilk başta. Onu sizlere şimdi sunuyoruz. We'll be right back.
Evet, sözü şimdi Tuğcan Hanım'a bırakıyorum. Buyurunuz. Çok teşekkürler Volkan Bey. Ben öncelikle tüm katılımcılarımıza günaydın demek istiyorum. Ve katılımları için teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadıkları için. Ben bugün sizlere yeni EcoExpert iş modelimizi anlatacağım. Ama izninizle öncesinde çok kısaca şu şekilde slaytlarımızla geçerek gideyim. Schneider Electric'in çok kısa bir tanıtımını yapmak istiyorum. Zaten bilinirliği olan bir firma ama nereden nereye geldi ve şu anda vizyonu nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Sonrasında kısaca dünyada ve Türkiye'de trendlerden bahsedip EcoExpert iş modelimize ve neden böyle bir iş modeli kurduğumuz noktasına geleceğiz adım adım. Şimdi öncelikle Schneider Electric'in biraz geçmişinden bahsedelim. Schneider Electric 1836'da kurulmuş olan ve 170 yılı aşan geçmişi olan bir firma. Ve çelik sektöründen başlayarak şu anda enerji yönetiminde global uzman olan bir firma olma yolculuğunu devam ettiriyor. 1836'da ilk kurulduğunda firma aslında iki tane çelik hattanesiyle başlamış. Fransa'da ve o dönemde ağır makinalar, gemiler, lokomotifler ve tabii biraz savaş yılları olması sebebiyle askeri teçhizat üretiminde bulunmuş. Sonrasında 19. Yüzyılın bitiminden sonra 20. yüzyılın başından itibaren tamamen elektrik alanına kayıp orta gerilim, alçak gerilim, hatta bir dönemde yüksek gerilim, şalt uygulamaları ve Square D telemekanik gibi otomasyon, hem proses otomasyonu hem enerji otomasyonu anlamında çözümlerle ağırlıklı endüstride çok lider bir firma olmuş ve güç ve kontrol alanında faaliyetlerini sürdürmüş bir firma. 1920. yüzyılın sonunda da 1999'da Grup Schneider adı elektrik alanında tamamen faaliyet gösteren bir firma olduğunu vurgulamak için Schneider Elektrik olarak değiştirildi zaten 1999'da. 21. yüzyıla geldiğimizde de 21. yüzyılda yani 2000'lerin başından itibaren Schneider elektrik ağırlıklı bina yönetim sistemlerine aslında öncelik verdi ve bununla alakalı pek çok firma alımı yapıldı. Kritik güç uygulamalarından tutun, işte APC gibi, MG gibi firmalardan tutun. Avrupa'da ikinci büyük firma olan Lexel'in satın alınmasından tutun, Klipsel, Merten gibi endüstriyel tip fişler, prizler, aydınlatma uygulamaları ve PKS Demirbağ gibi kablo kanalı firmalarından tutun, pek çok firmayı bünyesine katarak aynı zamanda video güvenlik kartlı geçişle ilgili uygulamaları bünyesine katarak daha çok bina yönetim sistemlerinde ciddi yatırımları oldu. Ve Areva bünyemize katıldı. 2010 yılında Areva bünyemize katıldı. Areva'da orta gerilim hücreler ve trafolar anlamında lider olan firmalardan bir tanesiydi ve bu şekilde ürün gamımız, orta gerilim röller de var keza, yüksek gerilim ve orta gerilim röller de var, dijital koruma rölleri. Çok ciddi anlamda ürün gamını OG tarafında da genişletti. 2010 yılında gene Telvent satın alındı. Telvent'te aklınıza gelebilecek her segmentte otomasyon uygulaması olan ağırlıklı enerji dağıtım ve ulaşım tarafında otomasyon uygulamaları olan bir firma. 2010 yılında Telvent'in ve 2012 yılında Invensys'in de daha çok endüstriyel otomasyon tarafında bizim portföyümüzü çok genişlettiğimiz bir firma oldu. Tamamen hem proses hem enerji dağıtımında lider bir firma konumuna geçti Schneider Electric. Yani sonuç 19. yüzyılda çelik endüstrisi, 20. yüzyılda güç ve kontrol ve 21. yüzyılda enerji yönetiminde uzmanlaştı. Şimdi Schneider Electric baktığımızda global tüm firma olarak baktığımızda 2013 yılında 24 milyar euroluk satış gerçekleştirmiş ve cirosu olan bir firma.
Bu cironun %41'ini gelişen ekonomilerde gerçekleştirdi. 100'ün üzerinde ülkede 140 binden fazla çalışanı olan gerçekten tabii çok büyük bir firma. Satın almalarla beraber de organik anlamda da çok büyümüş olan bir firma. Ve yaklaşık son 10 yıldır bu cirosunun %4 ile 5'i arasını çok düzenli olarak Ar-Ge'ye ayırmış ve ürün ve çözüm geliştirmelerine ayırmış gerçek bir teknoloji şirketi baktığımızda. Burada sizin de gördüğünüz üzere farklı coğrafyalarda çalışan sayılarına göre de bir bölüm var ve 2013 satışlarının farklı coğrafyadaki bölümlendirmeleri var. Tüm dünyada gerçekten aktif olan bir şirket. Farklı segmentlere dönük gene cironun dağılımına baktığımızda ticari binaların, enerji dağıtımının ve endüstrinin ön plana geçtiğini görmekteyiz. Evet, biraz yazılarının da gelmesini bekledim sizlerin de görmeniz adına. Şimdi Schneider Electric son 10 yılda, Schneider Electric Türkiye'den bahsediyorum, şu an globalden bahsetmiyorum. Schneider Electric Türkiye son 10 yılda 5 kat büyüdü. Yani bu yıllık %19'luk ve geçtiğimiz kriz dönemlerinde düşünmenizi rica ediyorum. O kriz dönemlerinde dahi büyüdü. Yıllık %19 büyümüş ve büyümeye devam edecek olan bir firma. Bu anlamda belli bir misyonu var ve tabii ki stratejileri ve pazarı o anlamda takibi olan bir firma. 2000 çalışanı var, 200 tane partneri var şu anda Türkiye için. 15 satış ofisi ve 3 üretim tesisinden oluşuyor şu anki ekiplerimiz ve kadromuz. Yeşil tesislerimizle gerçekten gurur duyuyoruz. Türkiye'de yani Fransız menşeli bir şirket olmasına rağmen şu anda bu 2000 çalışan dedik ve 2000 çalışanın belki 1500'ün üzerinde zaten fabrikalarda çalışıyor. Ve Türkiye'de üretim yapılıyor. 3 tane fabrikamızdan, Manisa fabrikamızda orta gerilim hücreler, metal mahfazalı, metal bölmelendirmeli ve blok set tip alçak gerilim panolar üretiliyor. İzmir Çiğli fabrikada gene endüstriyel tip fiş prizler ve anahtarlar üretiliyor. Gebze'deki trafo fabrikamızda ise gene burası LEED sertifikalı bir fabrikadır. 80 MVA'ya kadar yağlı, 25 MVA'ya kadar da kuru tip trafolar üretilmektedir. Tüm fabrikaların ISO 9000, ISO 14000 ve ISO 50001 sertifikaları da tabii ki vardır kurumsal bir firma olarak. Şimdi biz şu anda yani son döneme baktığımızda Schneider Elektriği enerji dağıtımında lider bir firma ve enerji yönetiminde global uzman olma hedefinde, o vizyonda olan bir firma olarak görmekteyiz. Demin de bahsettiğim gibi yüksek gerilimden başlayarak zayıf akıma kadar aslında enerjiyi güvenli, güvenilir, etkili, verimli ve yeşil kıldığımıza inanıyoruz ve her alanda %30'lara varan bir enerji tasarrufunu sağlayabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Otomasyon uygulamalarıyla bunu yapabiliyoruz ki detayına daha sonra geleceğim. Akıllı şebeke çözümlerinde lider bir firmayız. Şimdi akıllı şebeke çözümleri, akıllı şebeke nedir? Aslında pek çoğumuz biliyoruz, çok kulak dolgunluğumuzda olan bir konu ama akıllı şebeke aslında mevcut şebekenin IT teknolojileriyle birleşerek akıllı hale getirilmesi, akıllı iletim, akıllı dağıtım ve akıllı sayaçlarla akıllı son kullanıcılar aslında baktığımızda çift taraflı bir iletişimden bahsediyoruz burada. Tamamen baktığımızda iki yönlü ve arz ve talebin dengelenmesine dönük. Son dönemde EPH ve enerji borsasının da kurulmasıyla zaten artık enerji piyasası tamamen özelleşiyor durumda. Dolayısıyla artık kullanıcılar istediği yerden elektriğini alabilecek, bunu ölçebiliyor olabilecek. Hatta kendi evinde, konutunda ya da büyük sitelerde
solar gibi, rüzgar gibi, kojenerasyon uygulamaları gibi uygulamalarla kendi elektriğini üretebiliyor ve şebekeye satabiliyor olabilecek. Bütün bunları yapabilmeniz için akıllı bir şebekeye ihtiyacınız var, haberleşebilen cihazlara ihtiyacınız var ve üst seviye SCADA sistemlerine ihtiyacımız var. Schneider Electric'in dediğimiz gibi şebekenin her noktasında iletimden son dağıtıma ve kullanıcıya kadar bu anlamda otomasyon uygulamaları mevcut olan bir firma. Bizler aynı zamanda akıllı şehirler kuruyoruz. Burada zaten Dubai'de Master City'de böyle bir uygulamamız var. Tamamen yeşil bir şehrin kurulması olarak düşünebilirsiniz bunu. Sistemlerin birbirine tamamen açık ve entegre olduğu, demin bahsettiğim gibi arzla talebin dengeli bir şekilde yönetildiği, verimli şehirlerin, enerjiyi çok tasarruflu kullanan şehirlerin yaratılmasına ön ayak oluyoruz. Burada şöyle düşünebilirsiniz, enerji dağıtımı akıllı, su sistemleri akıllı, evler, binalar tamamen akıllı, ulaşım sistemleri akıllı. Bu enerji dağıtımı ve evlerden daha sonra bahsedeceğim için çok detayına girmiyorum. Ulaşım sistemi, akıllı ulaşım sistemi ne demek? Akıllı sinyalizasyon, kavşaklarda trafiğin buna göre yönetilmesi gibi konular ve bununla alakalı çok ciddi SCADA sistemleri var. Akıllı kamu hizmetleri, e-devlet uygulamaları örneğin ve tüm bunların bir bulut bilişim uygulaması içerisinde, yani bir IP network içerisinde tamamen üst entegrasyonunun yapılması. Bina tarafına baktığımızda, çünkü EcoExpert iş modeli biraz daha bizim bina iş kolumuz içerisinde yönetilen bir uygulama. Entegre bina çözümlerimize baktığımızda tamamen gene elektrik dağıtımı tabii ki her yerde var. Elektrik dağıtımı, kritik güç ve soğutma UPS'ler, video kartlı geçiş güvenlik uygulamaları, burada fan pompa motorlarının gene kontrolü, enerji izleme ve yönetim sistemleri, aydınlatma otomasyonu, HVAC otomasyonu ile beraber ve eğer binada bir yenilenebilir enerji uygulaması varsa, bununla da bir enerji üretimi yapılıyorsa, hepsini aslında entegre bir çözüm olarak birleştirip tepede toplayabiliyoruz ve entegre çözüm kurulduğu için de tasarruf potansiyelini maksimum kullanmış ve kat be kat da arttırmış oluyoruz aslında. Şimdi izninizle biraz dünyada ve Türkiye'deki trendlerden de bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten o anlamda dijitalleşen bir dünya içerisindeyiz ve hem bizim gibi kurumsal şirketlerin hem son kullanıcıların, tedarikçilerimizin ve sektördeki bütün oyuncuların belli bir sorumluluğu var. Şimdi çözüm bekleyen çok ciddi bir enerji ikilemimiz var aslında. 2050'ye kadar elektrik ihtiyacımız, bütün dünya için konuşuyorum, Türkiye'de de benzer rakamlar söz konusu. Bu yüzden zaten işte son dönemde bu nükleer santrallerin yapımı gündeme geldi. Yapılması gerekliliği, alternatif yollar vesaire çok ciddi anlamda bir arz açığı oluşabilecek gibi hem Türkiye'de hem dünyada görüntü oluştuğu için doğal kaynakların da sınırlı olmasından dolayı işte petrolün 40 yıl sonra bitmesi söz konusu vesaire. 2050'de enerji ihtiyacı, elektriği olan, elektrik enerjisine olan ihtiyaç iki katına çıkacak olmasına rağmen karbondioksit emisyonunu da öncesinde Kyoto, sonrasında Kopenhag kriterlerini sağlayabilmek için yarı yarıya indirmek zorundayız. Yani bu gerçekten inanılmaz bir ikilem ve bizim önümüzde de çok ciddi, çok büyük bir zorluk aslında. Ve bunun nasıl yapılacağı her noktada tartışılıyor. Bir şekilde biz enerjiyi verimli kullanmak zorundayız. Tasarruflu değil, verimli kullanmak zorundayız. Şimdi burada bazen bir kavram kargaşası yaşanıyor. Enerji verimliliği dendiğinde şunu anlamamamız lazım. Yani iki ampulden bir tanesini kapatacağız ve tasarruf edeceğiz. Konu bu değil. Gelişmiş olan ülkeler
enerjiyi çok fazla kullanır ve fazla kullanmak da durumundadır. Dolayısıyla o iki ampulden birisini kapatmayacağız. Fakat ne yapacağız? Otomasyon sistemleriyle aktif bir enerji verimliliği yapacağız. Ya da enerji tüketimi düşük olan cihazlarla, örneğin tasarruflu ampuller, A sınıfı beyaz eşyalar gibi ya da boya gibi izolasyon malzemeleriyle, örneğin nanoteknolojiyle üretilen yeni bir takım ürünlerle ısı kayıp kaçaklarını engelleyerek bu tip bir pasif enerji verimliliği yapabiliriz. Ya da Schneider Electric'in çözümlerini oluşturan aslında otomasyon sistemleriyle aktif bir enerji verimliliği yapabiliriz. Yani sistemleri kullanılmadığı zaman devre dışı bırakma, işte odadan çıkıldığı ışıkların otomatik kapanması, klimaların kapanması gibi. Enerji verimliliğinden bunu anlamamız gerekiyor ve bu bütün dünyanın şu an karşısında olan ikilemi çözmek için bulduğu yöntem de benzer. Türkiye'de de bu tip uygulamaların çok ciddi şekilde arttığını görüyoruz. Artan nüfusumuz binalara olan talebi de tabii çok ciddi arttırıyor. Ve Türkiye'de son yıllarda çok inşaat sektöründe çok ciddi bir büyüme var. Konut ihtiyacına baktığımızda zaten hani rakamları görüyorsunuz. Burada yılda 700 bin yeni konut yapılma ihtiyacı var. 700 bin yeni konut, yani dile kolay gerçekten. Ve bunların hepsinin yeni bina mevzuatlarına uyma, A sınıfı, işte G ile A arası bir takım sınıflandırmalar var. A sınıfı bina olma, bunu hatta bir pazarlama stratejisi olarak kullanma, enerji tasarruflu harcayan bina, faturaların daha düşük geldiği bina gibi. Dolayısıyla çok ciddi bir konuta artış ve yeşil konuta, elektrik enerjisini daha az kullanan konuta, konuta olan talebe artış var. Ofisleri olan talepte de 2050 yılına kadar şu andaki mevcut ofis sayısını, çok özür dilerim düzeltiyorum, 2023 yılına kadar mevcut ofis sayısının şu anki iki katına çıkması bekleniyor. Yani çok ciddi anlamda gene bir ofislerde artış olacak. Otellerde de konaklama sayısı, yani bununla ilgili çok detaylı bir istatistik, yani şu yılda şöyle olacak gibi bir şey yok ama otellerde de zaten bar grafikten de gördüğünüz üzere katlana katlana gidiyor. Şu anda Türkiye'de bu anlamda turizm sektöründe ve otellerde de çok ciddi bir patlama var. Ve bütün bu talepleri enerji harcamamızı çok fazla arttırmadan yapmak için kullanıcıların da çalışmaları ve tedarikçilerden beklentileri sürüyor. Bunun dışında Türkiye'nin gene çok yüksek hızda dijitalleştiğini görüyoruz. Şu an Türkiye 35 milyon internet kullanıcısıyla Avrupa'da en yüksek orana sahip ülkelerden bir tanesi internet kullanımında. Ve 31 milyon Facebook kullanıcısı ile Avrupa Birliği'nde birinci sıradaki ülke. Dünyada da altıncı sıradaki ülke. Yani baktığımızda sosyal medyayı ve interneti, biraz tabii akıllı telefonların da genişliğiyle bu daha da rahat yayıldı, çok ciddi arttığını görüyoruz. Keza akıllı telefon pazar büyümesine dünyada üçüncü sırada. 2013'te satılan her 5 telefondan ikisinin akıllı telefon olduğunu görüyoruz. 2013'te 1.4 milyon tablet satışı olduğunu görüyoruz ülkemizde. Ve tüm bunlara rağmen maalesef datamızın, yani yurt dışındaki veri merkezlerinden biz besleniyoruz. Yeteri kadar veri merkezi yok lokal. Datamızın %90'ını ithal ediyoruz. Buradaki açık görüldüğü için de şu an 2011 ve 2012'de data merkezlerindeki yatırım büyümesine dünyada da ikinci sıradayız. Büyüme olarak ama bakmak lazım. Yani yoksa data merkezlerinde ikinci sırada değiliz. Zaten o noktaya gelene kadar bayağı bir zaman geçmesi gerekebilir. Fiber optik kablo altyapısında dünyada dördüncü sıradayız ki bu güzel bir şey. Yani altyapımız var ama bunu IP şebekeye entegre edilmesi söz konusu. 58 milyon kredi kartı sahibi var ki bu da gene dijitalleşmeyi besleyen verilerden bir tanesi. Ve 140 milyon havayolu yolcu sayımız var. Yani sonuçta biz dışarıya
açılmış, büyüyen ve hızla dijitalleşen bir ülkeyiz aslında. Peki yakın gelecekte hayatımıza neler yön verecek diye bakarsak şunu görüyoruz. Elektrikli araçlar hayatımıza girecek. Gitgide çok daha fazla görmeye başlayacağız. Şimdi İstanbul'da pek çok alışveriş merkezinde ve belli filo araçları için zaten elektrikli şarj istasyonlarını sağda solda görmeye başladık. Elektrikli araçlar çok fazla sayıda olmasa da var, kullanılıyor şu anda. Fakat 2020'de dünyada 13 milyon elektrikli araç, Türkiye'de de 25 bin elektrikli araç olması bekleniyor. Dünyada zaten aslında maalesef işte bize biraz daha geç gelen bir uygulama. Yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olan araçlar bunlar. Yükselen petrol fiyatları ve çevre kaygılarından dolayı gitgide elektrikli araçlara bir yönelim olacak. Bunun dışında Türkiye'de şu anda HES'ler çok fazlasıyla yapıldı. O pazar devam ediyor fakat yani birkaç sene sonrasında biraz daha artık rölantide gideceği düşünüyor yani kaynaktan dolayı. RES'ler çok hızlı bir şekilde devam edecek. Rüzgar santralleri şu anda lisanslar zaten peyderpey dağıtılıyor. Bu mevcut lisansların yapılması ve büyümesiyle önümüzdeki 10 sene RES'leri hep görüyor olacağız. Fakat yeni bir konu olan ve çok ciddi potansiyel olan güneş enerjisi çözümleri var. Şu anda 2013'te 5 megawattlık çok çok az yani çok çok az güneş santralimiz var. Yani yok gibi bir şey. Fakat 2023'te hedef 3 gigawatt. 2023'te 3 gigawattlık bir hedef var burada güneş santrallerinde. 1 megawatttan küçük. Zaten lisanssız, lisans almanıza gerek yok. Kurabiliyorsunuz ve şebekeye bağlantısını yapıp satabiliyorsunuz. Yenilenebilir enerji kanunuyla yatırımlara 10 yıl alım garantisi de veriliyor. Biraz burada birim fiyatlarda bazı sıkıntılar vardı ama bunlar da aşıldı son dönemde. Şu anda Türkiye yılda 2800 saat güneş alan bir ülke. Ve çok ciddi anlamda yani şu anda 380 milyar kilowatt saatlik bir üretim potansiyeli var. Bu da aslında baktığımızda bütün potansiyeli kullanabilsek güneşten başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok gibi duruma getiriyor bizi. Şu andaki bizim kurulu gücümüz 60 küsür gigawatt ve önümüzdeki yılların ihtiyacını her yeri güneş santrali yapsak karşılayabiliriz ama tabii ki bunlar adım adım olacak şeyler. Şu anda da güneş santrallerinin yapımı çok hızlanmış durumda. Gene keza bulut bilişim çözümleri yeni bir teknoloji olarak karşımızda ve gitgide hayatımıza yön verecek uygulamalardan biri olacak. Şimdi bulut bilişim çözümleri nedir? Bulut bilişim çözümleri aslında çevrim içi bilgi dağıtımıdır baktığınızda. Ve biz bunu hayatımızda bilmeden yani belki adının bulut bilişim olduğunu bilmeden sürekli kullanıyoruz. Fiziksel olarak serverların kurulmasına gerek yok artık. Bulutlardan destek alarak ve yurt dışında gene kurulu belli büyük firmaların serverlarından, sunucularından destek alarak siz bilginizi saklayabilirsiniz, işleyebilirsiniz, gönderebilirsiniz. Yani mesela Google Docs uygulaması Google'ın. Bu bir çevrim içi bilgi işleme uygulaması aslında. Hani dokümanları değiştir, gönder vesaire. TTNet'in TTNet bulutu var. İşte nedir? Microsoft var, Intel var. Tüm bu firmalar aslında bu bulut bilişim teknolojisini bilişim tüketicisine paylaşıyor ve bu şekilde yaygınlaştırıyor. Artık yani ilerleyen dönemlerde bilgisayarlarda hard diskler olmayacak. Çevrim içi bulutlarda saklanacak bütün bilgiler gibi düşünebilirsiniz. Ve Schneider Elektriği'nde bu kadar otomasyon sistemi yapan bir firma olarak bunun içinde olmaması mümkün değil. Biz de üst seviye entegrasyonda bulut bilişim çözümlerine doğru gidiyoruz. Şimdi baktığımızda tekrar ben bir sonraki ekranımıza geçeyim. Trendler bu yöndeyken
Schneider Elektrik olarak biz de biraz bina sektöründe özellikle otomasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması için yeni bir iş modeli yaratmak istedik ve adına da EcoExpert dedik. EcoExpertlerimiz bizim aslında iş ortaklarımız. Daha çok küçük ve orta ölçekli bina pazarında, yani 25 bin metrekarenin altındaki binalarda otomasyon uygulamaları yapacak Schneider Elektrik ürün ve çözümleriyle bu anlamda yatırım yapacak yeni bir partnerler ağı diyebiliriz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ağırlıklı olmak üzere tamamen ön mühendisliğin de bizim yaptığımız, kendileri de tabii uygulama geliştirebilirler ama bizim zaten hazır TVDA dediğimiz, yani Tested Validated Documented Architecture diye geçiyor. Test edilmiş, onaylanmış ve dokümente edilmiş mimarilerle, hazır mimarilerle otomasyon uygulamaları yapacak yetkin bir partnerler ağı oluşturmayı hedefledik EcoExpertlerimizle. Burada da ağırlıklı da gene küçük orta ölçekli ticari ve endüstriyel binaları ve konutları koyduk ilk hedefimize de. Şimdi baktığımızda burada yani küçük ve orta ölçekli binadan peki biz ne anlamalıyız? İşte yaklaşık 300 yataklı hastaneler, alışveriş merkezleri, endüstriyel binalar yani belli bir metrekarenin altında olmak üzere hep, ofisler, üniversiteler, kampüsler, oteller, butik oteller, daha küçük çaplı belki oteller, klinikler, okullar, restoranlar gibi. Burada zincirler dediğimizde de gene perakende zincirlerini anlayabilirsiniz, restoran zincirlerini anlayabilirsiniz, işte ne bileyim McDonald's gibi, Kipa gibi ya da Starbucks gibi çeşitli perakende veya restoran zincirlerini düşünebilirsiniz. Burada zincirler EcoExpert iş modelimizde önemli bir kısmı oluşturuyor. Çünkü sürdürülebilirliği sağlıyor, devamlılığı sağlıyor ve zincirleri bir otomasyon, yani zincirlerdeki otomasyon uygulamalarını tek bir IP çatı ve bulut altında da birleştiriyoruz. Aynı projeyi uygulayıp çoklayarak bir bulut uygulaması altında da birleştiriyoruz ve gerçekten kullanıcı açısından çok tatmin edici sonuçlar oluşturabiliyoruz ve servis verebiliyoruz. Şimdi iş modelimiz nasıl? Şimdi EcoExpertlerimizin Schneider Elektrik'in ürünleriyle ve otomasyon çözümleriyle bina sektöründe küçük ve orta ölçekli binalarda iş yapmasını bekliyoruz dedik. Tabii bunu yapmamız için takdir edersiniz ki çok ciddi bir eğitim öncelikli olması gerekiyor. Biz de bunun farkındalığında olduğumuz için Eko Akademi adını verdiğimiz bir eğitim merkezi yarattık. Eko Akademi tamamıyla hem bina iş birimindeki hem bu konuyu kapsayan bir takım çapraz iş birimlerindeki ürünlerin ve çözümlerin eğitimini verdiğimiz ve EcoExpertlerimizi sertifikalandırdığımız bir okul aslında. Burada 3 seviye eğitimden bahsedeceğiz. Bunların detaylarını daha sonra anlatacağım. Bu eğitim ve sertifikalandırmadan sonra da biz EcoExpertlerimizin binalarda iş takibi yapmasını bekliyoruz. Biz de kendilerine iş getiriyoruz aslında. Yani burada bir çekim etkisi de var. İş geliştirme, talep yaratma. Onlar da yapıyor. Biz de yapıp onlara aslında bu işleri getiriyor oluyoruz. Peki EcoExpertlerimiz nasıl firmalardan oluşuyor? EcoExpertlerimiz aslında çok değişik firmalardan oluşabiliyor. Çünkü biraz sonra eğitim programında da göreceksiniz. Farklı farklı pek çok ürün var. Farklı farklı pek çok otomasyon uygulaması var ve çözüm var. Dolayısıyla firmalarımız faaliyet alanını neyse ve ne yönde geliştirmek istiyorsa o yöne kanalize olabiliyorlar. Mesela bir güvenlik firması olabilir ama yapısal kablolama alanına da girmek isteyebilir. Ya da tam tersi bir yapısal kablolama firmasıdır. Video kartla geçiş güvenlik alanına girmek isteyebilir. Tamamen bir elektrik kurulum uzmanı, yüklenici ve panocu
taahhüt firması olarak çalışıyordur. Daha çok şap tarafında ve bu noktadan bir aydınlatma otomasyonu alanına girmek isteyebilir ya da bir bina otomasyonu alanına girmek isteyebilir. İşte fan koyuların kontrolü, aydınlatma otomasyonu, bunları yapmak isteyebilir. K-Nix uygulamaları. Endüstriyel bir sistem entegratörü olup bina tarafına girmek isteyebilir. Dolayısıyla biz tüm bu firmalarımızla, işte tasarım ofisi olabilir, IT firması olabilir. Hani zaten IP omurgayı kuruyorum, şu şunları da öğrenip bağlayabilirim. Ya da ben zaten mimari tasarımı yapıyorum, aydınlatmayı da veriyorum, aydınlatma otomasyonu da öğrenip satabilirim kullanıcıma diyebilen. Çok farklı faaliyet alanlarında, çok farklı firmalardan oluşuyor ekoekspertlerimiz. Ve teknik personele eğitim veriyoruz ama ilk seviye eğitimlerimiz daha genel olduğu için ve satış yönetimi, proje takibi gibi konuları da içerdiği için işletme sahipleri, yöneticiler ve satış personelini de dahil edebiliyoruz. İlk etapta bir ekoekspert web sitemiz var ki hem sunum içerisinde hem de arzu ederseniz sonrasında linki de açabilirim. Bu web sitemizin içerisinde 3 seviye online eğitim açık durumda. Öncelikle online eğitim bitiriliyor. Yani birinci seviye online eğitim bitirdikten sonra şu anda sistemi ben takip ettiğim için bana bir zaten otomatik mesaj, mail düşüyor. Ve ben o kişileri kaydını direkt sınıf içi eğitimlere alıyorum. Online eğitimlerin bitirilmesi bir ön şart. Çünkü öncelikle o sunumların bir kısaca okunup quizlerin yapılmasını istedik açıkçası. %80 gibi de bir geçiş şeyi koyduk. Çok fazla vakit alacak bir şey değil ama bunların bir önceden okunup ürünlerle ilgili genel anlamda bilginin olmasını istedik. Sonrasında sınıf içi eğitimlerde çok daha detaylı demo eğitimlerini veriyor oluyoruz. Sertifikasyon, sertifikaların üzerinde de hem firma adı hem kişi adı yazıyor. Sertifikasyon aşamalarına bakarsak eğer ne var? Şimdi birinci seviyede daha çok dediğim gibi biraz genel satış teknikleri, teklif hazırlama, proje yönetimi gibi genel eğitimler de var. Çünkü EcoExpert firmalarımızın bazıları yeni kurulan ve daha ufak çaplı firmalar. Bu anlamda da desteğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Bunun dışında ağırlıklı, yani Schneider'in bütün ürün ve çözümleri bir kısaca geçiliyor. Bu EcoExpert'lerin tabii ki bina pazarında kullanacağı ilgili ürünler ve çözümler kısaca anlatılmakla beraber odak noktamız enerji kalitesi, enerji denetimi, ölçüm ve enerji izleme. Yani bir enerji auditi, bir enerji denetimi bir binada nasıl yapılır, rapor nasıl hazırlanır, üst yönetime nasıl sunulur bunu anlatıyoruz. O raporu hazırlayıp bir örneğin bir alışveriş merkezi olduğunu düşünelim bunu, bir hastane olduğunu düşünelim. Böyle bir ölçüm alıp, denetim raporu hazırlayıp binadaki enerji yöneticisine sunduğunuz zaman şu uygulamaları yaptığınızda şöyle bir tasarruf potansiyeli sağlayabilirsiniz diye pek çok kişiyi zaten ikna ediyor noktasında oluyorsunuz ve kapıyı açan temel şey aslında bu oluyor baktığımızda. Enerji denetimi, ölçüm, enerji izleme ve sonrasında da ilgili otomasyon çözümleriyle bu tasarrufu gerçekleştirme. İkinci seviye eğitimlerde de demo çantalar üzerinde tamamen programlama eğitimi aslında. Belli eğitim listeleri içerisinden kredi usulü zaten yapıldı. Yani belli bir krediyi bitirmeniz, belli bir seviyeden mezun olmanız ve sertifika almanız için yeterli oluyor. Dersler seçmeli. İstediğiniz dersleri alarak, istediğiniz otomasyon uygulamalarını öğrenerek kredi gerekliliğinden fazlasını da alabilirsiniz tabii ki. Hani bir alt limit koyduk sadece. Baktığımızda bizim enerji skadalarımız olsun, K-Nix olsun, bina yönetim sistemlerimiz olsun, buradaki bütün otomasyon çözümlerimizi, skadalarımızı programlama seviyesinde öğrenmiş ve sektörde iş yapabilen, uygulama yapabilen firmalar oluşturuyoruz. EcoExpertlerimiz bunlar.
Üçüncü seviye eğitim biraz daha aslında kompleks ve şu anda da zaten bu konuda hem eğitimleri veriyoruz hem geliştiriyoruz bir yandan da. Tamamen entegrasyon mimarisi ve bulut bilişim çözümleri içinde tüm bu SCADA'ların bir üst entegrasyonda birleştirilmesi biraz daha ağır bir konu ve daha az sayıda firmanın hani o noktaya geldiği bir konu. Fakat biz bunların da eğitimlerini veriyor noktasındayız. Şimdi programın avantajları nedir diye bakarsak, Eko ekspertlerimiz Schneider Elektrik ismi altında iş yapıyor oluyorlar piyasada. Yani Schneider Elektrik sertifikalı partner oluyorlar aslında baktığımızda. İstedikleri faaliyet alanlarında kendilerini vizyon açmış, genişletmiş ve uzmanlaşmış oluyorlar. Profesyonel tanınırlıklarını arttırmış oluyorlar. Satış kapsamını ve hacimlerini arttırmış oluyorlar. Ve gene Schneider Elektrik sistem garantisi ve uygulama desteği altında iş yapmış oluyorlar ki bu çok önemli bir konu. Yani bugün bir müşterinize gittiğinizde, kullanıcıya gittiğinizde ve işte ben Schneider Elektrik Eko Expert'iyim ve Schneider sistem garantisiyle size bu uygulamayı yapacağım dediğiniz noktada. O yüzden de bu eğitimleri çok tabii sıkı tutuyoruz ve sertifikalandırma programımız ciddi bir program. Bu sertifikayı alan Eko Expert'lerimiz tamamıyla Schneider Elektrik sistem garantisi altında çözümleri oluşturmuş oluyorlar. Şimdi adım adım Eko Expert dediğimizde, adım adım nasıl Eko Expert olacağız dediğimizde de önce tabii bir kayıt prosedürümüz var. Başvuru ve kabul. Yani online eğitimleri tabii pek çok firma yapıyor ama hani bizle zaten öncesinde mutlaka bir temasa geçiyor. Eğitimlere başlamadan bir temasa geçiyor. Biz burada kimlik bilgilerini doğruluyoruz. Gerçekten kriterlere uygun mu? Yani çünkü otomasyon uygulaması yapacak hiçbir personeli olmayan bir firmanın Eko Expert olması ileride kendisi için de ciddi sıkıntılar yaratacağını. Bu noktada da kriterleri inceliyoruz. Sonrasında programa alıyoruz. Önce online eğitimler tamamlanıyor. Sonrasında sınıf içi eğitimler tamamlanıyor ve her seviyede kendilerine farklı farklı sertifikalarını, üzerinde aldığı dersler ve modüller de yazarak, yani bitirdiği eğitim modülleri de yazarak sertifikalarını firma ve kişi adına özel gönderiyoruz. Şimdi burada eğitim programımız var. Fakat bu biraz küçük küçük olduğu için yazılar belki biraz sizin için görmesi daha zor olacak. Ben ilerleyen slide'da bunun detaylarını biraz daha rahat anlatmak istiyorum. Şimdi dediğim gibi birinci seviyede enerji izleme ve yönetimi ve enerji etüdü çok önem kazanıyor. Yani belli bir periyottaki enerji harcamalarının takibi, raporlanması, analizi. Enerji etüdünde de enerji denetim raporu nasıl hazırlanır? İşte üretim tüketim analizleri, elektriksel mekanik sistem analizleri, işletmenin enerji verimliliği potansiyelinin bulunması nasıl yapılır? Bunu anlatıyoruz. Kompansasyon çözümleri, güç faktörünün düzeltilmesi ki bu da önemli bir enerji verimliliği uygulamasıdır. Reaktif cezaların önüne geçilmesi ve tesisin tam kapasite kullanabilmesi. Yapısal kablolama çözümlerimiz ki burada biz aktif cihazlar yani IP telefon tarzı cihazlar yok ama pasifteki bütün yapısal kablolama çözümlerimiz mevcut ve entegre olabiliyoruz tüm sistemlere. İşte data telefon güvenlik, şebeke ve UPS'lere ait kablolama sistemlerini kurabiliyoruz. Akıllı panolar, bizim şu anda alçak gerilim panolarımızın içerisindeki bütün cihazlar bir kısmı da wireless. Yani kablosuz iletişim olmak üzere Modbus ve benzeri pek çok protokolle haberleşiyor ve şu anda tamamen haberleşebilir ekipmanlardan kurulu kapsamlı bir pano serisine sahibiz. Dolayısıyla Eko Expert'te otomasyon sistemi kurduğumuz için bu akıllı panolarda eğitimlerin içerisinde anlatılıyor. Seviye 1 eğitimlerden bahsediyorum yani genel anlamda anlatılan şeyler. Veri merkezleri,
Burada da veri merkezlerinde data structure adını verdiğimiz zaten gene otomasyon çözümlerimiz var ve diğer otomasyon sistemleriyle enerji yönetim SCADA'mızla vesaire entegre çalışabiliyor. Bunlardan bahsediliyor. Bina otomasyonu sistemleri, entegre bina yönetim sistemlerimiz mevcut. SSL adını verdiğimiz gene kablosuz kontrollerleri de içeren tamamıyla mevcut bir binada kırmadan dökmeden kurulum yapabildiğiniz bir bina otomasyon sisteminden bahsediyoruz. Bunu anlatıyoruz. Güneş enerjisi çözümlerimiz, Zantex invertörler, OG ve AG panolar yardımıyla ve mevcut SCADA'larla zaten enerjide pek çok SCADA'mız var. Tamamıyla bir güneş enerjisi santraline de sistem kurabiliyoruz. Elektrikli araç şarj sistemlerimiz mevcut. Elektrikli aracımız yok ama yani otomobilin kendisini üretmiyoruz ama şarj cihazlarını üretiyoruz. Ve bu gene önümüzdeki günlerde çok yaygınlaşacak bir konu. EcoExpert için de bunun da eğitimini veriyoruz. Arzu eden EcoExpertlerimize. Power SCADA adını verdiğimiz enerji SCADA'mız, enerji yönetim SCADA'mız. Burada hem izleme hem kontrol, yük atma alma, kompansasyon uygulamalarını yapabiliyoruz. Kojenerasyon, trijenerasyonun kontrolünü yapabiliyoruz. Dolayısıyla tamamen enerji dağıtımına özelleştirilmiş. Diğer sistemlerle de yani entegre bina yönetim sistemleriyle de iç içe çalışabilen bir enerji SCADA'sı. Ve KNX. KNX'te de aydınlatma, perde panjur kontrolü, işte ısıtma, soğutma, interkom sistemleri, alarm kontrol gibi uygulamalar. Yani bildiğimiz daha biraz konta yönelik modern bina kontrolü diyebiliriz. Tüm bunların eğitimlerini veriyoruz. EcoExpertlerimizi destekliyoruz. Sertifikalandırdıktan sonra da kesinlikle yalnız bırakmıyoruz. Web sitesi aracılığıyla öncelikle. Web sitesini dediğim gibi zaten gösteriyor olacağım. schneiderecoexpert.com web sitemizde. Şu anda hem online eğitimlere başlayıp bitirdiğiniz, bizim sizin puantajlarını gördüğümüz bir site. Hem içerisinde kendi içinizde, aynen burada Voltium'da nasıl chatleşiyoruz, çok da hoş bir ortam gerçekten. Ben de yani bugün burada olmaktan ve bu webinarı vermekten de çok mutluyum. Aynen böyle bir forum ortamımız orada da var. Sizin de kendi içinizde haberleşebileceğiniz bir forum ortamımız var. Sıklıkla sorulan soru cevapları hani adetten olmuştu bütün web sitelerinde olduğu gibi bizde de var. Ama çok önemli olarak hazır çözüm kütüphanelerimiz var. Yani bu demin TVDA diye bahsettim ya işte test edilmiş, onaylanmış, dokümente edilmiş mimarlar. Bu mimarların tamamı web sitemizde var. Ve EcoExpert sertifikasını aldığınız anda birinci seviyede direkt aldığınız anda tüm bunlar fiyat listeleri, çözüm kütüphaneleri, forum vesaire. Forum falan zaten açık ama bu TVDA'ler ve fiyat listeleri ve ticari bir takım dokümanlar da sertifikalandırdıktan sonra önce saklı sonra tepsi açılıyor. Bizim tarafta ben ve birlikte çalıştığımız arkadaşlar, ekip arkadaşlarımız sizlere tüm otomasyon uygulamaları ile ilgili eğitim verilen saha desteğini sağlıyoruz. Tabii ki uygulamayı sizin yapmanızı bekliyoruz. Yani sonuçta hani amacımız burada uygulama yapan iş ortakları yetiştirmek. Ama biz sıkıntı olan her noktada saha destek ekiplerimizle yanınızdayız. Öncesinde de ön satış, preskripsiyon ve keşif aşamasında da yanınızdayız. Yani sonuçta sizi kesinlikle bu noktada evet otonom hareket etmenizi beklemekle beraber her türlü destek ihtiyacınızla yanınızda olacağımıza taahhüt ediyoruz. Bu tabii PR çalışması da olan bir program. Sektörel dergilerde duyuruluyor. İşte yakın zamanda internette ve EcoExpert broşürlerimiz var. Bunları da dağıtıyor oluyoruz. Dolayısıyla bilinirliğini yani EcoExpertlerimizin bilinirliğini, sektördeki bilinirliğinde Schneider Elektriğin pazarlama anlamındaki gücünü kullanarak peyderpey arttıracağız.
Eco Expert olan firmalarımıza, yani tamamen bu stratejinin, hani bilinirliği arttırma stratejisinin bir uzantısı olarak tabii belli kitler sağlıyoruz. Sertifikasyon seviyesine bağlı. İşte seviye 1'de şunlar gidiyor, seviye 2'de bunlar gidiyor gibi. Nedir bunlar? Araba stickerları. Firmanızın girişinde kullanabileceğiniz işte PVC plakalar, Eco Expert Certified by Schneider Electric, Schneider Electric'in sertifikalı Eco Expert'idir yazan ve üzerinde bakın QR kodu var, işte o okuttuğunuzda direkt Eco Expert web sitesine giriyor. Çantalar, işte defterler, kalemler, bloknotlar vesaire tarzı ve tekliflerinizi de üzerinde hazırlayabileceğiniz antetli Schneider Electric Eco Expert kağıtları gibi tamamen pazarlama stratejisini o daireyi tamamlayan ufak bu şekilde kitlerimiz oluyor ve bunları gönderiyor oluyoruz. Şimdi web sitemiz tabii şu intranet bir web sitesi, yani Eco Expert'lere sadece açık olan, kullanıcı adı ve şifreyle girilen bir web sitesi. Siz buraya girip kaydolduktan sonra ya da bana mail atabilirsiniz. Benim zaten iletişim bilgilerim hem webinar sonrasında paylaşılacak hem size gelen davette de vardı. Her zaman istediğiniz saatte, istediğiniz zaman arayabilirsiniz, maillaşabiliriz. Çok da memnun olurum. Ve bu web sitesi üzerinde baktığımızda sizin kaydınız oluştuktan sonra önce bir işte ana sayfada neler var? Adım adım Eco Expert, onu bir kısaca anlatıyoruz. Hemen eğitime başla, online eğitimlerin alınması. Sonrasında da anlaşmalı bir proje firmamızın da birim fiyatlarını koyduk. Tamamen size kolaylık olması açısından. Yani sonuçta tabii istenilen firmayla çalışılabilir ama farklı uygulamalar için, işte restoran için ayrı, kafe için ayrı, hastane için ayrı. Buranın da birim fiyatlarını içeren bir sekmelerle gezebileceğiniz bir site. Eco Expert olduktan sonra açılan alanlardan bir tanesi mesela proje firması, birim fiyatları. Keza kurumsal dokümanlar gene sertifikalandırdıktan sonra açılıyor. Nedir burada? Fiyat listelerimiz var. Hangi ürünü nereden alacaksınız var. Teklif formu örneğimiz var ve program politikamız var. Çözüm mimarileri de gene keza sertifikalandırıldıktan sonra açılıyor. Ve de forumu oluşturan işte iletişim bölümümüz. Saha destek taleplerinizi de web sitesinden yapıyorsunuz. Tabii ki bize direkt kontağa da geçebilirsiniz. Sıkıntı olmaz ama hani burayı da işlevsel kullanmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda da Eco Expert'lerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yani çok ciddi bir talep var gerçekten. Biz biraz sınırlandırıyor noktasındayız şu anda. İnternet üzerinden de, yani Schneider Elektriğin internet sitesi üzerinde de sertifikalandırılmış Eco Expert'lerin aktif promosyonunu yapıyor olacağız. Yani burada bir Eco Expert programına programı ile ilgili bilgi edin gibi bir sekme olacak. Tıkladığımızda isimleriyle ve referans projeleriyle yaptıkları, biraz bu anlamda sayının artmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Referans projeleriyle birlikte bütün Eco Expert'lerimizi aratabilecekler, görebilecekler. Türkiye haritası üzerinde neredeler? En yakındaki Eco Expert'i bulun falan gibi. Bu şekilde uygulamalarla da yerel Eco Expert iş ortağımıza kullanıcıları, müşterileri yönlendiriyor olacağız. Sertifikalı Eco Expert iş ortağının en önemli farklarından bir tanesi sistem garantisi gerçekten. Yani bizim zaten TVDA mimarilerimiz de çözüm ürettiği noktada bizim sistem garantimiz altında. Farklı mimarilerde de yapabilir tabii ama Schneider garantisini kesinlikle sağlıyoruz. Sertifikalandırılmış olması yeterli partnerimizin. Bu noktada tabii sistem garantisi dediğimizde farklı ürün gruplarında farklı sistem garantileri var. Yani mesela yapısal kablolamada 10 yıl da başka ürünlerde 2 yıl olabilir ama bu garanti, Schneider'ın garantisi neyse onu sağlıyoruz. Ve müşteri memnuniyeti ve yatırımı geri dönüşünde Eco Expert'imizin bu uygulamaları yaparak kullanıcısına sağlayacağından aslında emin oluyoruz.
Sonuçta bizim burada iş ortağı olarak görmeyi arzu ettiğimiz firmalar enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerjiyi ön plana çıkartarak yeteneğini geliştirmek isteyen, otomasyon altyapısı uygulamalarında belli bir uzmanlığı olan ve farklı faaliyet alanlarına kaymak isteyen, pazarını genişletmek isteyen, müşterileriyle sürdürülebilir iş yapan, yani gelecekteki ihtiyaçlarını da göz önüne alabilen ve bu vizyonda olan ve bizimle belli bir sadakat programı içerisinde çalışacak olan firmaları bu noktada hedefliyoruz. Bir ticari sözleşme değil ama bir iyi niyet sözleşmesi gibi bir şey imzalanıyor. Her yıl yenilenen bir sözleşme var. İyi niyet sözleşmesi diyelim buna. Özetlemek gerekirse Eco Expert olmak için ne yapıyoruz? Eğitim programına ismimizi kaydettiriyoruz. İşte online eğitimi tamamlıyoruz. Sınıf içi eğitimi aldıktan sonra size zaten sözleşme gönderiliyor. İki tarafın imzalandığı sözleşme iki tarafta da oluyor. Bundan sonra da tamamen Schneider Elektrik çözümlerini takip ettiği projelerde uygulayarak müşteri memnuniyetini sağlamasını, Eco Expert portalını aktif kullanmasını ve devamında da bu işlerin servisini de, yani Schneider Elektrik'in kesinlikle Eco Expert'in getirdiği işlerin devamında servisi de servis satmak gibi de bir hedefi kesinlikle yok. Bu sürdürülebilirliği ve servis işlerinde kendilerinin takip etmesini hedefliyoruz. Sistem içerisinde bir puan sistematiği var ve buna göre belirli hediyeler seçilebiliyor. Bu tabii ki daha detay bir konu ve programa dahil olanlarla paylaşılan bir konu. Ama farklı bir prim sistematiği içerisinde kazandığı puanlarla da ekstra bir kar sağlamış oluyor Eco Expert'lerimiz. Benim anlatacaklarım aslında kısaca bu kadar. Anlaşılabilir olmuş olmayı umuyorum. Şimdi sanıyorum sorularımız belki vardır. Onları cevaplamaya çalışayım. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Okey. Şimdi bulut bilişim açar mısınız demiş Sezai Bey. Şimdi bulut bilişim uygulamaları aslında baktığımızda tamamen bizim birazcık sunucu masraflarından, yani bu server masraflarından kaçmak için de gidilen bir yön. Yani mesela ufak zincirleri düşünün. Bunların her birinin büyük büyük serverlar kurması vesaire mümkün değil. Hepsi servis sağlayıcılardan aslında bulut bilişim içerisinde destek alıyor. Facebook mesela. Facebook'un da kendi serverları yok aslında. Bulut bilişim uygulamalarından gene destek alıyor. Hep sanal. Dolayısıyla tamamen bu noktada bizim bilgi işleme teknolojileri de şu an gün be gün ilerliyor aslında bulut bilişimin içerisinde. Gene güvenlik ayrı bir konu. Bu Ali Bey de bulut bilişimde özel bilgiler nasıl korunacak diye sormuş. Bunlar tamamen şu an gelişen teknolojiler. Cyber security dediğimiz uygulamalar var. Şu anda Türkiye'de de yeni yeni mesela gündeme gelen bir konu. Bununla ilgili sürekli kriptolama teknikleri gelişiyor, cyber security teknikleri gelişiyor ve bulut bilişimde de özel bilgilerin korunması sağlanıyor. Yani aslında sizin fiziksel serverınızın hacklenme ihtimaliyle buradaki arasında zaten hani güvenlik anlamında çok büyük farklardan da bahsedemeyiz. Gene Gülefer Mete Bey mi? Çok özür dilerim. Yani ismi yanlış söylüyor olabilirim. Çok affedersiniz. Eğitim modülleri sadece taahhüt işi yapan firmalara mı yönelik? Proje firmaları da işin içinde var mı deniliyor? Evet, kesinlikle proje firmaları da işin içerisinde olabilir. Ama burada uygulama yapacak firma olması lazım. Bir otomasyon ekibinin olması lazım. Onu vurgulamak istedim. Proje firması olabilir ama proje firmasının bir taahhütle gene ayağı olabilir ve otomasyon uygulamasını
kendi ekibine yaptırıyor olması lazım. Yani sonuçta bunu taşere etmemesi gerekiyor. Hani o noktada birazcık belki kısıtlanmış oluyoruz. Şükrü Bey de fabrikada çalışan bir mühendis arkadaşımız Eko Expert eğitimini alabilir mi diye sormuş. Şimdi şöyle, dediğim gibi Eko Expertler daha çok ticari ve kamu binalarda ve endüstriyel binalarda da otomasyon uygulamaları yapacak olan bizim iş ortaklarımız. Dolayısıyla Eko Expert etiketi diyeyim firmalara veriliyor. O yüzden bu eğitime benimle temasa geçerseniz ben yardımcı olmaya çalışırım. Fakat endüstriyel bir fabrikanın Eko Expert olma durumu olmayacağından hani konular çok örtüşmeyebilir. Ama tabii ki eğitim noktasında zaten yani eğitime çok önem veren bir firma olarak desteğe her zaman hazırız Şükrü Bey. Benimle temasa geçerseniz ben yardımcı olmaya çalışayım. Rıdvan Bey şöyle bir soru yöneltmiş. Sadakat derken bu program sonucu firma olarak bağımlı hale mi geleceğiz diye. Kesinlikle böyle bir şey yok. Aslında tam tersi. Yani şöyle anlatayım. Bizim partnerlerle bu şekilde iş yönetmeyi istememizin tabii ki sebepleri var. Şimdi baktığınızda Schneider Elektrik kurumsal bir firma. Hani volümünden ve yani büyüklüğünden biraz bahsettik. Daha çok belli projelere, belli referans projeleri gidip kendisi yapabiliyor ama inşaat sektörünün bu kadar hızlı büyüdüğü, yoğunlaştığı bir dönemde küçük ve orta ölçekli binalar diyebileceğimiz yani 25 metrekarenin altındaki binalarda bütün projeleri görmesi ve ekibiyle hepsine gitmesi de mümkün değil. Bunu biz partnerlerimizle yapmak istiyoruz. Partnerlerimizin de bunu yaparken her noktada Schneider ürünü kullansın gibi bir derdimiz de yok aslında. Yani Eko Expertler sadece Schneider ürünleriyle paket oluşturmak zorunda değil. Bir kısmını Schneider tabii ki yani otomasyon tarafı ağırlıklı olmak üzere ama altta farklı şeylerle paketleme imkanları olabilir. Yani yangını bir yerden alır işte ama kalanı bizden alır falan gibi. Yani o andaki kullanıcı ihtiyacı neyse bu tip paketleri partnerlerimiz bizden daha rahat yapabilir. Bu esneklikleri daha rahat sağlayabilir. Zaten Eko Expertlerimiz bizim sonuçta ticari bir sözleşme, bağlayıcı bir sözleşme o noktada yok. Sadece bir iyi niyet anlaşması var. Ve bizim de desteğimiz söz konusu. Dolayısıyla böyle bir bağımlı hale gelmeden bahsedemeyiz. Devam ediyorum. Mustafa Kemal Bey'in bir sorusu olmuş. Mustafa Kemal Korkmaz. Örneğin demiş benim enerji yöneticisi sertifikam var. Bunun bir önceliği söz konusu olur mu? Ya da avantajı var mı? Önceliği yok ama avantajı kesinlikle var. Yani şimdi öncelik... Hiç kimseye tabii ki bir önceliğimiz yok ya da enerji yöneticilerine bir önceliğimiz yok o anlamda. Ama sizin için adapte olmak çok daha rahat. Çünkü zaten özellikle birinci seviye eğitimde anlatılan bu denetimlerin içeriğini ve raporlamaların içeriğini çok net biliyorsunuz. Ve ne kadar önemli bir konu olduğunu zaten haizsiniz. Otomasyon uygulamalarıyla neyin ne ölçüde yapılabileceğini de biliyorsunuz. Dolayısıyla sisteme entegre olmanız çok çok rahat diye düşünüyorum. İnşallah o noktada katılımınızı da bekleriz. Hüseyin Bey şöyle bir soru yöneltmiş. Modüllerden en az ne kadarını almak gerekir ve ne kadar sürede tanımlanır? Şimdi modüllerin içerisinde yaklaşık hani her seviyede bir 3 civarı modül almak gerekiyor. Yani kredileri öyle koyduk gibi düşünün. Birinci seviye eğitim yani krediyi tamamlamak için olan kısım. Birinci seviye eğitim 4 gün. Bizim Schneider Elektrik ofislerimizde oluyor eğitimler. 4 gün sürüyor. İkinci seviye eğitimde 5 tam gün sürüyor. Bu krediyi tamamlamak için gereken kısım. Ama fazlasını da her zaman alabilirsiniz. Yani ben bir iki gün daha geleyim şu sertifikayı da alayım. Sertifikama şu modülü de yazdırayım. Şu eğitime de katılmak istiyorum diyebilirsiniz. Ali Bey, Ali Çakmak Bey şunu sormuş. Biz firmamızda enerji verimliliği sunumu yapıyoruz. Fakat verimliliği arttırmak için gerekli çözümleri üretemiyoruz.
Bu konuda nasıl bir öneriniz olabilir? Bu konuyla ilgili ben sizle bilahare görüşmeyi rica ediyorum. Zaten aslında dün de sanıyorum konuşmuştuk sizlerle. Ve iletişim bilgilerimin olduğunu o anlamda da biliyorum. Detaylı konuşalım. Size ben teknik anlamda gereken desteği vereceğim. Hem ben hem de firmadaki diğer ilgili arkadaşları da devreye sokarak bu noktada belki fabrikaya gelip tabii ki bu nokta bununla ilgili bir çalışma yapmak gerekir. Bir ön etüt gibi. Ben ilgili arkadaşları da devreye sokarak size yardımcı olacağım. Aslında bir enerji denetimi yapılması gerekiyor fabrikada ve ona göre de sonra nasıl bir uygulama yapacağımıza karar veriyor oluruz. Gene Ali Bey'in ikinci bir sorusu olmuş. Sanayide enerji verimliliğini arttırmak amacıyla yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi şöyle aslında, endüstri tarafında ağırlıklı değişken hızlı motorlar, enerjiyi en çok kullanan, yani sonuçta bir fabrikada enerjiyi en çok kullanan nedir? Proses motorları, işte konveyörler, vinçler ve aynı zamanda işte fan pompa motorları. Burada değişken hızlı motorlarda sürücü uygulamalarıyla ve fabrikadaki proses neyse ona uygun bir otomasyon sisteminin kurulması lazım. Üzerine de bir enerji skadasıyla da sürekli bir ölçüm yapılması lazım. Yani sistemi kurdunuz, çok güzel çalışıyor, orada bıraktınız. 2 sene sonra istediğiniz randımanı alamayabilirsiniz. Ölçümlerin yapılıp şu kadarlık bir enerji tasarrufu sağladık denilip bunun da sürekliliğini kontrol etmekte fayda var. Zaten denetimi yaptıktan sonra sizlere bununla ilgili çok detaylı bilgi verebiliriz. Mustafa Kemal Bey'in gene ikinci bir sorusu olmuş. Enerji, yani Schneider Enerji University sitesi kullanılmıyor mu eğitimler için diyor. Çok haklısınız. Burası bizim bütün yani Schneider Türkiye'nin enerji üniversitesi ve sitesi, eğitim sitesi bu. Ama bu EcoExpert ile alakalı bir site değil. Biz enerji üniversitesinde iş ortakları yaratmıyoruz. Eğitimler daha genel ve her konuda. Yani Schneider'ın işte anahtar prizinden tutalım, enerji veriminden tutalım, PLC'sinden tutalım, aklınıza ne gelirse bütün eğitimler var. Ama EcoExpert binaya yönelik, binada iş yapacak bizim iş ortaklarımıza yönelik, bina pazarında iş yapacak partnerlerimize yönelik çok daha detaylı ve sınıf içi eğitimler var. Yani online eğitimler tabii ki önemli ama bundan ziyade biz EcoExpert'lerimizi sınıf içi eğitimlerle, demo çantalarla eğitiyoruz. Online eğitimleri sadece bir ön şart olarak alıp EcoExpert sitesine koyduk. Hatta biz bu programı ilk yaratırken şey düşündük, yani online eğitimleri Enerji Üniversitesi'nden versek ama bir web portalı, ayrı bir web portalı yapılması zorunluluğu ortaya çıktı. Ve o yüzden de böyle bir sitemiz oluştu. Bunun dışında VAP, yani verimliliği arttırıcı proje ve ISO 50001 ile ilgili kısımlar var mı programda diye Mustafa Bey gene sormuş. Verimliliği arttırıcı projelerin ne olduğu anlatılıyor. Ve bununla ilgili tabi biliyorsunuz devletimizin de teşvik programları var VAP'larla ilgili. Audit'le ilgili kısımda VAP'ın ne olduğu, teşviğe nasıl başvurulabileceği anlatılıyor. ISO 51 daha ziyade fabrikalarda gerekli olan bir standart. ISO 51'in nasıl alınacağı değil ama bununla alakalı kriterlerden de kısaca bahsediliyor. Ama yani şunu unutmamak lazım. Bizim EcoExpert odak noktamız endüstri ve fabrikalardan ziyade ticari ve kamu binaları ve endüstriyel binalar. Ama binanın bina kısmı, proses otomasyonundan ziyade, yani bir çimento fabrikasının prosesi, bir cam fabrikasının prosesi, bunların hepsi tabii ki ayrı ayrı. Ama proses otomasyonundan ziyade tamamen biz şeye odaklanıyoruz. Binanın endüstriyel binanın da bina kısmına, ticari ve kamu binalarında otomasyon uygulamalarına odaklanıyoruz. Auditle ilgili eğitimde VAP'ın ne olduğundan ve nasıl teşvik kredi alınabileceğinden bahsediliyor diyebilirim. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Değil. Teşekkür ederim.
Evet. Tevfik Bey, Schneider Elektrik olarak solar kısmında durumunuz nedir? Ürün portföyünde hangi ürünleriniz mevcut diye sormuş. Bizim solar kısmında Xantrex invertörlerimiz var. İlgili SCADA sistemlerimiz var. Solarla alakalı özel SCADA sistemlerimiz var. Orta gerilim hücreler ve alçak gerilim panolarımız olduğu için bunlarla beraber komple bir paket çözüm sunabiliyoruz. Neyimiz yok? PV panel yok. Yani solar panelimiz yok, güneş panelimiz yok. Ama elektrik, yani şalt altyapısı anlamında invertör, DC array box, OG hücre, alçak gerilim pano komple bir paket yapabiliyoruz. Akıllı aydınlatma sistemlerinde senaryo oluşturulurken kullanılan yazılımlarda desteğiniz var mı diye sormuş Erdoğan Bey. Kesinlikle, zaten Eco Expert'teki en önemli eğitimlerden bir tanesi KNX sertifikasyon eğitimi ve ETS4 yazılımı ile tamamen programlama anlatılıyor. Sonrasında da Eco Expert'lerimiz uygulama yaptıklarında biz zaten uygulama anlamında da gerekirse sahada destek veriyoruz. Veli Bey, Eco Expert uzmanlık eğitiminin bölümleri var mı diye sormuş. Solar kompansasyon gibi. Evet, yani solarla alakalı ve kompansasyon da diyebiliriz. Evet, yani solarla alakalı ayrı bir modül var. Tamamen solar sistemler anlatılıyor. Arzu ederseniz benimle iletişime geçerseniz ben size bütün eğitim modüllerini yazılı olarak da herkesle paylaşabilirim. Ali Bey'in bir sorusu daha var. Sanayi kuruluşlarında enerji verimliliği için öncelik belirleme süreci var mı? Enerji verimliliği uygulamaları için bir öncelik belirleme süreci var mı? Bu teşvikle alakalı sorulduğunu düşünüyorum. Evet, tabii, yani fabrikalara bu tip projelerle teşvik verilmesi için bir öncelik prosesi var. Bunu da zaten Sanayi Bakanlığı ve EPDK beraber yönetiyorlar. Dolayısıyla aslında biraz onlarla da temasa geçmek gerekiyor. Mustafa Kemal Bey'in bir yorumu olmuş. Bence ufak bir sorun var demiş. Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nin yetkilendirdiği EVD firmaları var. Enerji etüdü ile ilgili bu noktada çakışma olmayacak mı? Tabii doğru bir soru. Çok güzel bir noktaya da parmak bastınız. Teşekkür ederim soru için. Şimdi şöyle, aslında bir çakışma olmayacak. Çünkü biz EVD yetiştirmiyoruz. Yani Eco Expert'lerimiz birer EVD değil bizim. EVD eğitim bir aylık bir eğitim. Siz de sanıyorum zaten hani enerji yöneticisiydiniz, sertifikanız var. Dolayısıyla konuya da çok hakimsiniz. Yani 2 hafta bir pratik, 2 hafta teorik bir eğitimi var. Ağır bir eğitim. Ağır da bir sınav var. Ve sonrasında enerji yöneticisi oluyorsunuz. Bizim kesinlikle enerji yöneticisi yetiştirme, bir EVD oluşturma gibi bir misyonumuz yok Eco Expert programı içinde. Schneider Elektrik de kendi içerisinde bir EVD bu arada. Ve Schneider Elektrik'in bir enerji verimliliği danışmanlık departmanı var kendi içerisinde yürüyen. Yani çakışsak onlarla da çakışacağız gibi durumumuz var. Ama aslında şöyle bir konu. Sizin 500 TEB'in altında kullanımı olan binalarda audit denetim yapmak için enerji yöneticisi olma zorunluluğunuz yok. Şey olarak, mevzuat olarak. Dolayısıyla bizim de hedefimiz 500 TEB'in altında kullanımı olan binalarda bu enerji denetimini yapmak. Raporları kısaca hazırlamak. Schneider Elektrik bu raporların altına imza da atmıyor. Yani Schneider Elektrik Eco Expert'i bu raporu bizim antetli kağıdımızda evet hazırlayabilir. Kendi sorumluluğunda, yani biz nasıl yapılacağını anlatıyoruz. Zaten bu konuyla ilgili çalışmış firmalarla da çalışıyoruz. Hani o anlamda mesela sizin de evet o anlamda öncelik olabilir. Bu rapor sunulduktan sonra da firmanın yönetimi kendisi karar veriyor. Yani orada bir enerji yöneticisi sertifikasyonu zorunlu 500 TEB'in altındaki binalarda mevzuatta yok. Serkan Zafer Bey'in bir sorusu olmuş.
Bir proje tasarım ve danışmanlık firmasında elektrik dizayn mühendisi olarak bu sistemi projelerimizde, tasarımlarımızda nasıl kullanabiliriz? Şimdi gene aslında benzer bir soru. Sanırım Şükrü Bey'in sorusuyla benzer bir soru oldu. Biraz yani taahhütle en azından bir bağlantı olması gerekiyor. Yani uygulama yapıyor olması gerekiyor firmanın. Taahhüt de demeyelim ama uçtan uca çözüm kurmak durumunda değil. Fakat otomasyon uygulamasını kendi yapmasını bekliyoruz. Dolayısıyla sizin bir otomasyon ekibiniz, yani en azından bir kişi hani bu noktada çalışabiliyor ve müşteriye gidip bir fiil bunu taşeronla da belki olabilir ama o kişiyle beraber yapabiliyor noktasında olmak durumunda. Dolayısıyla EcoExpert'le tasarım ve danışmanlık firmaları çok %100 örtüşmeyebilir. Özür dilerim. Şükrü Bey'in bir sorusu olmuş. Çok ciddi bir elektrik tüketimimiz var ve biz de enerji verimliliği çalışması yapmak istiyoruz. Bu konuda yardımcı olur musunuz? Aylık tüketimimiz 4 milyon kilowatt saat ve bayağı ciddi. Benimle iletişime geçerseniz ben size bu konuyla ilgili yardımcı olacağım. Hiç sıkıntı yok. Fakat tabii teknik olarak konuşmamız lazım. O yüzden sonrasında iletişime geçmenizi rica edeceğim Şükrü Bey. Başka sorunuz var mı? Umarım bu arada cevap verebiliyorumdur. Soruları çok heyecanlıyım. Evet, son soru mu diyelim, geliyor sorular. Temiz enerji için harmoniklerin düzeltilmesi ile ilgili ürünlerimiz var mı diye sormuş Hüsnü Bey. Olmaz mı? Hüsnü Bey var tabii. Yani Schneider Elektrik gibi firmada tabii harmoniklerle ilgili çok ciddi ürünlerimiz var. Aktif ve pasif filtrelerimiz var. Orta gerilim kompansasyon için özel, alçak gerilim tarafında özel aktif ve pasif filtreler, kompansasyon panoları, kompansasyon röleleri ve tristörlü, tristörsüz kompansasyon röleleri, yani komple bütün harmoniklerle ilgili, harmoniklerin düzeltilmesiyle ilgili bütün ürünlerimiz mevcut diyebilirim size. Teşekkürler. Otomasyon için belirli açık bir protokol var mı? Modbus, Long gibi. Şimdi şöyle, aslında bütün sistemlerimiz, yani farkındaysanız pek çok değişik eğitim modülünden bahsettik. Schneider'in cihazları ağırlıklı Modbus'la haberleşiyor. Yani Modicon'u satın aldı falan diye şirket tarihçesinde bahsettim ya, Modicon zaten Modbus aslında, Modbus protokolü. Ağırlıklı Modbus var ama pek çok ürünümüz Long'la haberleşiyor, daha aydınlatma tarafında Long'la haberleşen ürünler var, Enocean var, Bucknet var, Shot tarafına geldiğimizde DMP3 var, Profibus var, yani yok ama hani ağırlık temelde bir Modbus baskınlığı olmakla beraber sistemdeki bütün standart protokollerde biz zaten haberleşiyor durumdayız ve Schneider'ın bir özelliği de şudur, 61850 de var Schalt tarafında, tamamen açık protokol. Hatta sektördeki diğer firmalardan farklı olarak biz bunu OG'den AG'ye de kaydırmış durumdayız. Dolayısıyla biz third party, yani Schneider harici firmaların da ürünlerini sistemlerimize çok rahat entegre edebiliyoruz. Tamamen açık mimaridir. Dolayısıyla o anlamda, otomasyon anlamında çok şeffaf ve rahat bir sistemimiz var diyebiliriz. Yani çoğu otomasyon çözümümüz. Buyurun. Hocam teşekkür ederiz. Ben son sorumda Nur Hanım'ın sorusu var. Tamam. Onu cevaplarsak. Kenix akıllı otomasyon programı için ön eğitim nasıl oluyor? Uzaktan eğitim süresi nedir? Online eğitim yaklaşık sizin, yani her seviye için online eğitimler yaklaşık bir 2-3 saat arası vaktinizi alacak. Kenix ile ilgili kısımda atıyorum bir 15 dakikanızı alacak belki. Çok kısa. Ama sınıf içi eğitimlerde Kenix ile ilgili birinci seviye eğitimde yaklaşık 2,5 saatlik bir sunumumuz oluyor. Seviye 2 eğitimde Kenix ile ilgili çok ciddi bir eğitimimiz var. Yani 4 günlük bir eğitimimiz var.
tamamen programlama eğitimi ve KNX organizasyonun kendisinden size rejistrasyon yapılıyor ve sertifika geliyor zaten. Dolayısıyla seviye 2 eğitim uygulama eğitimi, seviye 1 eğitim teorik eğitim diye düşünebilirsiniz. Teşekkürler Tuğçe Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok sorular ediyorum. Geldi. Sağ gerçekten olun. Çok ilgi var evet, konuya. Evet, sorular harikaydı gerçekten. Gerçekten çok güzel bir girişim Şenekli tarafından da. Umarım bizim üyelerinizle birkaç kişi sizden iletişime geçer. Mail adresi zaten duruyor burada telefon numarası beraberinde. Peki bizim üyelerinizle birkaç kişi bu sertifikayı alır, sizlerle beraber çok, çalışırlar. Çok sevinirim, çok sevinirim tabii ki. Bizim son bir sorumuz var. Şimdi ekrana gelecek. Seminer içeriği yeterli mi diye size sormak istiyoruz. Tamam. Bir dakika. Evet. Evet, gayet memnun herkes. Sonra rahatla cevaplayabilirsiniz bu ara. Biz kimin ne tıkladığını görmüyoruz bu ara. Evet. Sistem tamamen anonim tutuyor bu yanıtları. Çok teşekkür ederim. Yani umarım sizler için de verimli, etkin bir seminer olmuştur. Elimizden geldiğince tabii kısa bir sürede anlatmaya çalıştık. Mutlaka konu aslında çok detaylı. Ama her türlü soru ve sorununuz için yani telefonum her zaman açık zaten. Mail de atabilirsiniz. Memnuniyetle cevap vermekten mutluluk duyarım. Bu şekilde Voltuma'da Volkan Bey'e ayrıca bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Evet. Sizlerle pek çok arkadaşımızla da buluşmuş olduk. Evet. Sektördaşlarımızla buluşmuş olduk. Çok mutluyuz o anlamda. Çok teşekkür ederiz katılımınız için. Size hayırlı cumalar diliyoruz. Ben de aynı şekilde herkese.